Merhaba arkadaşlar, Uncharted 4'ten yeni bölümüne hoş geldiniz. Uncharted'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugünkü bölümümüzde neler yapacağız efendim. Bugün Uncharted 4'te başımıza neler gelecek? Umarım güzel bir bölüm olur diye düşünüyorum. Uncharted'da biliyorsunuz en son nerede kalmıştık? En son mağaranın içindeydik artık, mağaranın için. Bu ne ya, ayağım, bir saniye, ayağım kabloya takılmış, evet. Uncharted 4'te en son, ulan bir otur, şu benim şu koltuğa oturma olayında ne çiller çektiğimi farkındasınız değil mi? Hep böyle bir koltukta bir oynaşma kıpraşma. Neyse işte, en son mağaranın içinde zıplıyor hopluyor bulmacaları çözüyorduk. Bu bölümde de bakalım başımıza neler gelecek, Uncharted'da neler yapacağız efendim, hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Burada hadi. Tamam, buradan. Kaçın. Sen beni orada, nasıl tutamadın oğlum? Tamam. Koru beni, koru beni. Abi, Allah ya Rabbi, neler oluyor? Fırsat. Hadi, hadi, hadi. Geliyor. Şuna gittin değil mi? Altta bizim adam vuruyordum. Oh bir dursun şurası abi. Oh Allah'a şükür yarabbi. Kontroller. Çubuklar nişan alırken çubuklar. Nişan yardımı. Nişan modu. Basacak değil. Hedef kilitlenmesi açık. Tamam. Artık daha rahat bir şekilde. Bir mesaj gelmiş. Anlayamadım. Oynayacağız abi. Hadi bakalım. Allah'a şükür ya. Abi vallahi nişan. Aho. Kitlenme çok iyi oldu. Lan ne harbiden bir daha. Hazırım yavrum da onu oraya. Nereye tırmanacağız ya? Üstüne mi tırmanacağız? Aa galiba orada, tamam. Abicim çıkamıyorum. Hah çıktım şimdi. Tamam atalım, at. Haydi, cam giriyor. Ha. Nathan mal mısın oğlum sen? Ne yaptın Nathan? Abi, Nathan neden böyle bir şey yaptı? Şuradan abi, bunu bir türlü. Şuradakileri bir öldürelim. Nathan. Mis gibi. Geliyorum. Attık, tamam abi. Bakalım. Hop. Tamam bu sefer atladık, tamam güzel. Tamam kurtulduk. Aaa az daha düşüyordum abi. Geliyorum. Abi var ya bu otomatik hedef kilitlenmesi 10 numara oldu arkadaşlar. Resmen oyunu daha güzel artık, zevk alarak oynuyorum ya. Neydi abi önceden? Evet, çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. Woo! Çok iyi. O da gitti, süper. Süper, süper, süper. Ulan oyun, oyun muazzam bir oyun bu ya. Ha! Bomba! Bomba var, bomba var! Oooo! Sam o bitti orada. Sam'in hayatı kaydı demin orada. Dur abi, tabancayı çekelim. Şunu da bir değiştirelim. Heh. Tamam Sam'i, onu da vurduk. Buralar temiz çünkü yavrum benim, neredesin? Hem, patlamaları buradan duyuyorum. Neler oluyor be? Uzun hikaye. Kısadan ise bizi buradan gör. Evet, fark ettim. Bekleyin. Ben hemen geliyorum. Allah! Abi taneti nasıl indireceğiz? Sen vurdun.
vurdu galiba tanettekine. Ha yok, onu vurmuş. Acile kaçmamız lazım biz buradan. Oo, dikkat dikkat dikkat. Buraya tırmanamıyoruz galiba. Bir dakika. Yok, olmadı. Acil 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 acil. Tamam, onu da vurdum. Hadi vurdum onu. İşte bu. Abi aksiyona bak. Sen de şurada var. Haydi. Arkamda. Baba. Allah'ım oğlum, bu nasıl bir oyun ya? Full aksiyon, full aksiyon, full aksiyon. Kalp dayanmaz buna be. Baba mala bağladım iyice. Al şunları abi, atla karşı. Siktir sen nişancı. Tamam, hallettik nişancı abi. Aç şunu yavrum. Güzel. Haydi bakalım. Hop. Daha fazla var. Abi yalnız çok iyi oldu, bir şey değil mi size? Otomatik nişan alma 10 numara olmuş. Aa, iyi ki var bu oyunda bu. Dikkat. Yeter, o da gitti abi, süper. Arkadaşlar, bu oyunu oynayan arkadaşlarımızın hepsine otomatik nişan alma modunu kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum, haberiniz olsun. Zaten bu film gibi bir oyun, öyle çok bir kastırmaya gerek yok kendinizi zor olsun diye. Ne oluyor lan? Ha gerçi şöyle biraz galiba yardımı düşürebiliyoruz abi. Ona bir bakayım, nişan yardımı mesela. 3 yapsak nasıl olacak bakalım. Hayır, hiçbir şey fark etmedi. Hiçbir şey fark etmedi lan. Oo, şuradan bir mermi toparlamam lazım. Abi AK mermisi yok mu? Ha bak, buldum şurada. Tamam, o da gitti. Buradan ne tarafa doğru? Galiba buradan aşağı. Güzel. Hadi gidelim Semih'e. Hayır. Bazen. Buradan evet. Aşağı mı? Evet. Evet, kesinlikle. Abi bunun mermisi bitecek, mecburen silahı değiştirdim. Oğlum çok güzel lan. Ota eğim gibi bir şey baksana. Sağ ol kardeşim benim. Mevsimde hava güzel olur dememiş miyim? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam et sen. Abi nereden ineceğiz? Ha yukarı, peki. Ha şuradan. Oo, Allah'tan kaçtık ha. Sen buradan aşağı. Nereden koşuyorum ben ya? Siklet şimdi onları sen. Woo! Süper. Haydi Semih. Ha buna mı atacağız? Tamam. Oo abi süper be. Allah. Çok iyi. Abi sıkıyoruz, öl artık. Aa, o da gitti. Bomba! Tamam, o da gitti. Çocuklar, uçağa ateş ediyorlar. Suyu olun yoksa suyu bozulacak. Bizim Salih abinin de başı belada abi. Ne manyak bir bölüm bu ya.
yukarıdan birileri gelmese bari. Ha iyi gelen olur. Huu şurada var. Tamam onlar da gitti şuradan. Hop. Hazır ol. Aha 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 burada uçak burada hadi. Hop suya hop. Süper. Yürü 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 yürü. Uçağı da atmasınlar. Allah 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 Allah. Hadi hadi. Tamam tamam. Ucuz atlattık öyle değil mi? Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizi Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet. Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın ya, haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ah yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağanı alabiliriz. Bir halt anlamı. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Avery o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Gunsway'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Kovu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Ulan Nathan ne akıllı adamsın ya. Tony candır abi. Karıyı arıyor karıyı. Alo? Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet haklısın. Evet aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz ertelendi. Bilmiyorum belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah, 10 gün mü? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani. Bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme. Kendine dikkat et. Karı yemedi bence. Ederim. Her zamanki gibi. Bak benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Karı yemedi beyler ben size edeyim. Manzaraya bak. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyorlar. Sinyali kaybettim.
Ne kadar iyi ya. Neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Ha, araba süreceğiz ha. Hadi bakalım. Burada ne arıyoruz? Haritaya göre volkanın çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç gözlem kulesi. Ben kulelerim. Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri volkanın tam üstünde. Efendim? Öyle umuyoruz. İleride harabeler görüyorum. Bakalım mı? İnelim bakalım o zaman. Neymiş bir bakacağım. Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayın. Kendime bilgisayar masasından uzak işler. Burada pek bir şey yok. Nathan'la da şeyi konuşuyorduk. Bizim işlerin nasıl da internete kaldığını işte. Tabii ama müşterilerimle güzel görüşürüz. Elektrik almayalım. Hiçbir şey yok diyorduk ki. Bir şey bulduk. Güzel. Nathan! Oğlum nasıl? Abi şaka gibiydi ya. Tamam abi, yok yok, başka yönemene gitmem ya. Abi şaka gibi öldüm ya orada. Haritaya göre çevresinde bazı yapılar var. Bazı boş karakollar ve birkaç... Ulan salak gibi öldük orada ya. Evli dünyanın en çok aranan adamıydı. Yani eğer bir şey saklıyorsa etrafa gözcü dikmesi gayet normal. Ve o kulelerden biri volkanın tam üstünde. Nerede harabeler görüyorum. Hop. Şansımızı da katarsak volkanın bizi oradayken patlama ihtimali var. Ne oluyor lan? Uzunmuş bir adam. Güven bak. Ne volkana gidiyoruz dediğimizde ilk araştırdığımız şey bu. Şunu yıkabilir miyim? 4 çarpı 4 kiralayan yerlere bak. Bekle Salih. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını mı söylüyorsun? Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. Abi oyunda süper bir manzara var ya. Uçlar muçlar, şuna bak. Tamam, el freni de çözdük. Valla ben rastgele gidiyorum ha. Buradan değil. Sanırım şuradan. Oo, çamur mamur oldu lan her yer. Aracı bir suya sokayım. Oo, yıkan yıkan. Şuradan geçerken de yıkanacaktır bu. Şurada bir camları... Oh! Camları temizledik mi? Şelalenin arkasında gizli bir mağara. Beyler, bir korsan macerasındayız. 7 yaşındasın sen. Dayı, siz gelmiyoruz herhalde. Söylesene Victor, nasıl oluyor ki Ralf Bey'i bu kadar iyi biliyor? Şey, buraya bir takat ışık gelmiş. Şaşırmadım. Anlaşma bozulunca tutuklandım. Polis abinden rüşvet vermem gerekmiş. Buna da rüşvet vermem. Abi şunu bir bırak Allah aşkına ya. Vallahi bu benim oldu ha herhalde. Oğlum ne yaptım lan ben böyle? Dur şunu düzelteyim. Bu da bir çözüm yani şöyle. Eski bir tüfek bulduk. Şurada da bir şeyler bulduk. Bayağı bir uzun bir yazı var yine. Geçiyorum oraları. Yani burayı da alakalı bir şey değil. Biz buraya geldik ama. Vay. Pekala, gitme vakti. Burada bayağı bir dolanacağız herhalde. Şuradan bir uçayım da şeklim olsun abi. Ha? Bir dahaki sefere uyanırsan sevinirim. Evet, yıllardan beri ilk defa değil. Biz de iki kez uç alıyoruz. Valla bir yere gidiyoruz ama rastgele gidiyorum yani arkadaşlar. Bir yol mu olduğu hiç bir fikrim yok.
Nereye gideceğiz ya? O da belli değil ki. Şurada bir yol var galiba. Dur bakayım, o tarafa doğru gidebilirsek oraya doğru gidelim. Şuradan çıkar mı lan bu arada? Çıkmaz. Şuradan bir yerlere varacağız gibi ama. Metenin sürükleyebileceği türden bir köprü. Ha, buradan gidebiliriz galiba. Vallahi gidiyoruz ha. Hadi yürü 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 yürü. Şuna bak, çamur ya buralar. Abi çok güzel yapmışlar ya. Başardık. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet, yalnız aracı ben mi sürüyorum? Sorun yok. Her şey yolunda. Tamam. Allah'a şükür geçtik abi. Sen git yani, denizi geç, nerede boğul ha. Valla öyle özellikle bakmıyor. Oha, bu araba buradan çıkmaz. Hiç yere varamayacağız. Ne çamur olmuş buralar be. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. İşte böyle. Güzel. Hmm, kulenin bir tanesi şu galiba. Dayı siz kemerinizi takın, kemerinizi. Şuradan galiba kayaya tırmanırız bak, burada ha. Bak lastik izleri. Buradan geçmişler. Dikkat edin lan maymunlar. Vay sizi gidi maymunlar sizi. Hey, şuradan bir bakalım. Bak tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Şunu ben yıkarım hacı. Aa, araba çekmiyor ha. Hop. Hey Victor. Devam et ya. Aa kardeşim, 4x4'te vinç olması için ısrar et. Yani vinç olunca tamam, sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. Biz daha yukarın bu lanet yolları aşacağız ve o vinci bir kere bile kullanacağız. Vallahi dayı bizde vinç var da. Araba düşecek lan. Uf, ben nereden gittim ya. Tüm bunlar bitince söyleyeyim de gözlerimi açayım. Şu taraftan bir gidelim bakalım. Arazi aracı harbiden böyle bir şey oluyor demek ki, bildiğin. Dağdan taştan. Abi burada vinç kullanılacak büyük ihtimalle. Çünkü buradan başka türlü geçiş. Tamam, şuradan galiba. Hop 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 hop. Ya Allah'a şükür devrilmedik orada. Ne arabaymış be. Ne 4x4'müş. Şunu da yıkarım ben. Ah. Şimdi buradan. Oğlum oyunda mı geçti sinek? Gerçekte mi geçti lan, anlayamadım. Galiba gerçekte oldu olay. Şuradan. Biraz ağırdan alın. Evet. Ne oluyor lan? Toplan maplan kükrüyor, bir şeyler oluyor anlatın. Nathan, yani diyorsun ki Avery, Chew ve diğer yeni korkanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi mi, neden? Kim bilir. Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Tabii. Belki saklanmalarını sağlamış. Yani bu adamın bir şeyleri saklama dostu olduğu belli. Tamam, ilk mekana galiba geldik. Bir bakalım şuraya. Bakalım. Seninle geliyorum. Güzel. Gel bakalım Semih. Şey, bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'un mührü, Kızgın Ejderha'nın kaptanının Avery'nin döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Buraya tırmanacak bir yer yok galiba. Bu Avery harbiden demek ki bu korsanları buraya toplayıp... Uf, manzaraya bak. Bunları toplayıp buraya abi, hazineleri belki gelin ortak depolayalım dedi. Ya da başka bir fikri vardı galiba. Yani bu herifin bir fikri olduğu kesin ama neyi planlıyordu bilmiyorum. Manzaraya baksana abi. Hmm, burada bir şey var galiba. Ha, aracı buradan çekeceğiz galiba. Ha? Ha, ağaç gövdesi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sırlıymış. Birileri zamanında buraya böyle çıktı o zaman. Biz de aracı büyük ihtimalle öyle çıkaracağız. Ha, iyice rezil bir hale geldi üstümüz başımız. Hey, aracımızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır.
Peki vinçle ne yaptın? Tam emin değilim. Yani bir... Aa bak orada zaten ip var yukarıda abi. İpi yeni gördüm. Şu üstümüz başımız rezil bir halde ya şu an. Ya şöyle saracağız ha. Heh, işte bu iş görür. Hadi bakalım. İyice pis bir hale alalım ya. Eğlenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Abi, ha tamam. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Sen ne yapıyorsun? Ne orada mısın hala? Hadi başlıyorum. Ha, vinç bizi çekiyor abi ha. Yavaş. Ne vinçmiş be? Bir tepeyi aşabildim. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben büyük olanları kurdum. Ne? Gözleriniz bayram etsin beyler. Oo. Ağabey üstü. Bir düşünsene. Baskıcı bir kuş. Çok uzaklara kadar varlıklı bir korsan olarak buraya geliyor. Tek istedikleri şey huzur için. Veya malalar. Hayır. Özgür bireyler olarak yaşamaktı. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydım aklına burası gelmezdi herhalde. Allah! Oy! Bu ay! Ulaşmak ne çok zamanımız. Allah az daha uçuyorduk arkadaşlar. Sabır, o korsanlar oy. Buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Ve bunların hepsini de kağıt, atlaklarla ve kızlara bakarak çözdüm. Hey, eski bir deniz. Şey, denizin içeriklerini öğretmiş. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Oha, ne oluyor lan? Oradalar. Bu işte. Video kaç dakika oldu bu arada ya? Hiç haberim yok ha. Durum nedir? Bakayım. Askeri kıyafetler dolu. Ha, biraz daha oynarız. Nadir'in adamları mı? Evet. As. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olan değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be sıçtık. Tepelerine bineceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Yani bayağı bir adam keseceğiz anlaşılan ha? Baksana bayağı kalabalıklar müdür. Hey, işte buradalar. Yardır. Ne var? Hop. Dur bakayım lan böyle basıp gideceğiz herhalde biz buradan. Ne tabi oraya çıkamadım ama. Şuradan çıkarım. Ateş! Oo. Sabaha kadar sarsınlar etrafı. Aha. Nasıl büyüyeceğiz? Burasını bu shoreline kaçıklarıyla ilgilendikten sonra... Evet bu iş böyle olmaz. Bunların hepsini temizleyip böyle geçeceğiz arkadaşlar. Bu anlaşıldı. Arabayla yardırmaca olayı olmuyor demek ki. Şuradan indireyim ben bunların hepsini. Benim tüfeğim nerede? Gerçi tüfeğe gerek yok. Tabancayla ben bunların hepsini temizlerim buradan diye düşündüm ama yapamadık. Peki. Ne yapıyorsun sen ya Nathan? Bütün adamları bir işaretleyelim görebildiklerimizi. Abi şunu bir bırak. Bunu bırak. Ya bırak başkalarını da işaretle. Peki 4. Bir tane şurada bir yerde var. Hı? Güzel. Oy, az daha gidiyordu galiba. Oğlum kaç tane adam var burada?
Uuu, bura çok kalabalık ha. Oho, müdür şuna baksana. Acayip kalabalıklar ha. Bir tane de orada var. Şu alttakini önce halledebiliriz. O da. Ulan bu kadar adamı oyunda hiçbir arada görmedim abi. Dur şunu da halledelim. Şu bizi görür değil mi oradan ya? Şöyle geçip bunu hallederim ama ben bunu. Tamam. Güzel, bayağı bir temizledik. Bu tarafta adam yok. Şunu gidip halledelim. Tamam, bu da gitti. Bayağı bir gizli gizli adam temizleyeceğiz ha. Bunu feci aklamış. Kim lan? Kime aklamışlar ya? Sen kimi gördün ya? Salih abi dikkat et abi. Ne yapıyorsun sen? Tamam, bu da gitti. Şurada bir dayı var. İki tane yukarıda var. Hedefler görüş açıldı. Salih abi sıçtın abi. Salih abi mi gördüler? Ulan Salih abi, seni mi gördüler abi? Kimi gördüler? Beni görmüş olamazlar orada. Gördüler mi acaba? Tamam. Bayağı bir adamı açladım gizli gizli. Salih abi peşimden gelmesen olmuyor abi, değil mi? Salih abi hep senin işlerin bunlar, ben sana söyleyeyim ya. Hedefleri buldum. Lan in in. İn lan. Oha, kaldığım yere bak. Hepsini indirin. Abi şansa bak ya. Salih abi seni düşman zannediyor. Bir tane yukarıda adam var. İn aşağı yavrum. O da gitti. Galiba hepsini temizledik ha. Sanırım temizledik. Güzel, hepsini temizledik abi. İyi, indirdik tamam. İndirdik. Sanırım temiziz. Ray ve Nadine'in onlarca adamı etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. Şurada bir yıkılsın şu üstünden geçerken. Ya da biz geçerken yıkılmayacak mı? Ben böyle yürüyerek gideyim o zaman buradan. Arabayı almaya gideceğizdir illa ya. Yani. Aklım sende kalıyor, gözden uzak olunca. Geliyorsunuz mu lan? İyi adam temizledik ama. Orada bir de görülmeseymişiz tam 10 numara olacaktı. 5 yıldız olacaktı. Ne güzel tutuyorum lan silahı. Nerede lan bizim araba? Ha şurada. Ne yapıyorum ben ya? Bin şu arabaya. Yine burası yıkılacak. Yıkılırken bir üstünden geçelim. Hatta yavaş yavaş gideyim. Belki bir farklılık olur ha. Bakınız olmadı. Bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyor. Peki buradan nasıl duyacağız?
Bunu da yıkacağız. O aşağı inince oradan gideceğiz. Olay o. Hadi hadi. Tamam, diğer tarafı da yıkmamız lazım galiba. Ha? Yani düşünmüştüm. Haydi. Vinci'yi iş gördü Salih. Çok kullanıştı değil mi? Ben Vinci almayalım demedim ki. Benim tek amacım satışlanmamak. Tamam. Oradan çık, şuradan çık ama. Yüzde. Salih, Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Peki. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin. Peki ya Rehin Berk'inden daha büyük bir paylaşsın? Allah! Evet, bunu da yaptık. Sabri, Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Peki. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin. Peki ya Rehin Berk'inden daha büyük bir paylaşsın? Hayır, Nadine'sin işler öyle görünüyor. Daha çok para peşin, kırmızı beşin köründen bir para lazım. Bakın, Shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve Volkan'a da son derece yakın durumda. Ben aynı şeyi düşünüyorum. Ya hazineyi çoktan bulurlarsa? Bak, mekanın altının üstüne git. Eğer bulmuş olsalardı şu an hala arıyor olmazlar. Evet. Ne güzel ağaçlar la bunlar. Koyun bana şu. Nesiniz lan siz? Domuz mu oğlum bunlar? Ne bunlar böyle? Sana bir şey sorayım. Mesanede zamanını neyle arıyorsun? Ah, iyisin. Çoğunlukla kitap okuyor. Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyor. Neler okuyor? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye. Doğru. Kitap okumak dışında da şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyordum. Düşünecek bolca vaktim oldu. Hepsi neredeyse bu kadar. Madem vallahi gidiyoruz ama. Yapan bir gardiyan var. Neden onunla bize haber ulaştı? Aa, denedim. Bir mektup göndermesini istedim. Senin posta kutuna. Bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandı. O gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Tanrım. Ama müdür beni Alcazar'la aynı hücreye koyunca intihar. Oho. Bence ne oluyor lan? Bir şey bulmuş abi. Yavaşça. Tamam. Vallahi gidiyoruz ama yine Allah'a emanet gidiyoruz yani. Sen bir şey diyordun. Aa evet, ne diyordum? Aa, neyse işte. Bu reyfi isteyin. Atlayıcıları kullanmadan önce her alanın belgelenmesi gerek. Sanki bize güvenmiyor gibi. Çekil oğlum, ben de şu lanet fotoğrafı çekebileyim. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edelim. Zaten oyun bayağı güzel gidiyor. Videoyu bitirebileceğiz. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Sizin teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.